Vallahi bu iş benden çıktı Münir Bey. Ben bu kızı zapt edemiyorum. Bak ilk fırsatta kaçtı gitti yine. Nereye gitmiş olabilir? Vallahi bilmiyorum ki. Yine başımıza yeni bir dert açacak diye korkuyorum. Bak nüfus cüzdanını da almış, yok burada. Üstü başı da eksik. Bu gözü karartmış ben sana söyleyeyim. Vallahi bu saatten sonra ne yapacağı hiç belli olmaz. Ya bir kıza sahip çıkamadınız. Ben söylüyorum ama siz onun öyle masum olduğuna bakmayın. O adamı suya götürür, susuz getirir. Yapmış planını zaten. Uygun fırsatı bulunca kaçtı gitti, görüyor musun? Kerim nerede peki? Polise gitti onunla. Neden polisi karıştırıyorsunuz? Benimle mobese diye tutturdu. Orada kayıtlara bakacaklarmış. Kerim'i de Rahmi'yi de taktı peşine, durduramadım ben. Tamam. Tamam, kapat sen şimdi, bir şey olursa da beni ara. Tamam. Ulan Selim, ulan Selim. Bir halt yediniz, hala pisliğinizi temizlemekle uğraşıyoruz. Kaçtığını ne zaman fark ettiniz? Sabah saat 7 gibi yengesi uyandığında notunu bulmuş. Yanınızdan kalkarken fark etmediniz mi? O salonda yatmıştı. Kavga mı etmiştiniz? Yok, dün gece yılbaşı olduğu için eğlenceye gitmiştik. Orada biraz alkolü fazla kaçırınca eve döndüğümüzde tartıştık. Pardon, bakabilir miyim? Mukaddes Hanım arıyor yengesi. Karım benim karım. Karını ayak kaldırdın mı sen? Yok, hayır. Yani her evlilikte olacak türden bir şeydi. Zaten kapandı mesele. Kapanıp gittiğini sanmıyorum. Her evlilikte olan bir kavgaysa neden kaçsın gitsin? Bakın yani inanın biz de çok şaşırdık. Bilmiyoruz yani. Bak şu telefona da sonra konuşalım. Alo. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Pardon, bir saniye. Polisi niye karıştırdınız? Hemen çıkın karakolda. Bakıyorum Mukaddes hemen aramış seni. Sen beni dinle, çıkın orada. Sen karışma, seni ilgilendiren bir durum yok ortada. Ne demek beni ilgilendirmiyor? Ucu bize dokunuyor. Polis kızı bulursa ne olur biliyor musun? Sormazlar mı ne oldu, neden kaçtın diye? Ha? Hemen serbest bırakırlar mı sanıyorsun? Kerim. Ama tamam. Ya kız ağzından bir şey kaçırırsa? Gerçekleri söylerse ne olacak? Bütün eski defterler... Dökülecek ortaya. Öyle bir şey olmayacak. Evden kaçan kız her şeyi göze almış demektir. Sen nasıl bir tehlike içinde olduğunu farkında değilsin oğlum. Fatma Gül hepimiz için saatli bir bomba, anladın mı? Ya hala kendini düşünüyorsun değil mi? Kıza bir şey olup olmaması umurunda bile değil. Yine biz bu olaydan kendimizi nasıl sıyırırsan onun derdindesin. Sen de yanacaksın geri zekalı, hemen bulun kızı. Polisten önce siz bulun o kızı. Mukaddes Hanım ne yaptınız diye soruyor. Notu sordum. Ne yazıyordu notta? Eve bir daha dönmeyeceğini, onu merak etmememizi yazmış. Nerede not? Yanınızda mı? Yok, atıldı. Yani yanımıza değil. Büyük bir kavga değildi diyorsun. Yo, değildi. Siz nesi oluyorsunuz? Ben Kerim'in ablasıyım. Yani manevi ablası. Ben büyüttüm Kerim'i. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Siz de? Evet, evet. Hep birlikte, biz. Hep birlikte. Psikolojik sorunları var mıydı? Hayır, yoktu. Daha önce de kaçma teşebbüsünde bulundu mu? Daha önce de kayboldu benim kardeşim. Ne zaman? Evlenmeden hemen önce. Ha. Evet, evet. Ama bulundu sonra. Ebenle buldu onu. Kim? Ebenle. Meryem abla, biz ona ebenle deriz. Orada bir yanlış anlaşılma oldu ama. Eve biraz geç kalınca Fatma Gül, Rahmi telaşlandı. Ama böylesi ilk defa oluyor. Selim hemen beni ara. Fatma Gül kaçmış.
Sana da mutlu yıllar Münir abi. Yay mı? Kalk kalk. Kız kaçmış kız. Hangi kız abi? Fatma Gül kaçmış. Hangi kız olacak? Ne? Sana da mutlu yıllar Erdoğan. Hemen ablamın evine gel çabuk. Geldik. Fındıkzade mi burası? Cihangir. Fındıkzade'de oturuyorum demişti. Öyle mi? İsmi ilginç gelmişti de ondan aklımda kalmış. Ha, öbür teyzem. Bana nefes aldırmayan. Burası küçük teyzemin evi. Bunu aldıkça kardeşimle arada buraya kaçarız biz. Babam ben küçükken ölmüş. Annem de ölünce... Başın sağ olsun. Sağ olsun. Bir tek teyzem kaldı işte. Teyzemle yaşıyorum ben. Karşıda. Fındıkzade'de oturuyoruz. İnsanın anasının babasının evi olmayınca göçebeye dönüyor. Bir orada bir burada. Bazen hangi eşyam nerede ben bile unutuyorum. Aa, çıkmış zaten. Hadi gel. Günaydın. Bu da bizim apartmanın delisi. Öldürecekmiş gibi baktı. Hep öyledir o. Ben anlamadım. Hem bir şey yok diyorsunuz, hem de eve geri dönmez diyorsunuz. Bu işin içinde bir iş var sanki. Ya biz aslında başına bir şey gelmesinden, kaybolmasından korkuyoruz. Hiç bilmiyor buraları. Kaybolacak sonra, iyice kaybolacak. Bulamayacağız. Bulacağız kardeşini, merak etme. Kız zaten 18 yaşından büyük. Eğer sizden de kaçıyorsa bulsak bile kendi rızası olmadan eve getiremeyiz. Sağ salim bulunsun da. Kızı bulalım, öğrenelim bakalım işin aslını. Bak arayacaklar, merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Ev dağınık biraz, kusura bakma. Asıl sen kusura bakma, böyle aniden geldim. Kardeşim biraz dağınıktır da, sağ olsun. Yediğini bırakır böyle. Üstünden çıkardığını atar sağa sola. Dün de malum yılbaşıydı. Ya otursana, rahatına bak. Efendim? Ne oldu? Almamışsın parayı. Aa, unutmuşum. Acil çıktım. Hesap numaramı mesaj atsam bir zahmet yatırır mısın? Tamam, eyvallah. Tamam teyzeciğim. Öpüyorum ellerinizden. Görüşürüz. Teyzem, ev sahipleri ayın bir dedim kirayı ister de... Hesap numaramı istiyor kirayı yatırmak için. Aç mısın? Numara yapma. Sabahın köründe evden kahvaltı edip kaçmadın herhalde. Hadi kalk bir şeyler yiyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.